Aferin lan Ramos. Büyük iş başardın. Eyvallah Rafet abi. Ne yaptın şoförün telefonunu? Çöpe attım. Bakanırken kaçtım. Gören falan oldu mu? Yok abi. İsmimiz Ramos. Evelallah iyi kaçarız. Topçuluktan yani. Helal lan sana. İyi iş başardın. Ne başardınız? Aa. Saniye sen yeni geldin değil mi? Yani deminden beri burada bizi dinlemiyordun. Telefon mu çaldınız Rafet? Yok abla. Hırsızlık gibi değil. Asla hırsızlık olarak değil. Bir kere kesinlikle hırsızlıkla alakası olmayan bir olay. Tamamen iyi niyetli bir ödünç alma değil. Şu an bana her şeyi anlatıyorsun. Yoksa şunu senin kafanda parçalarım Rafet. Bak bir kere hırsızlık yok. Ha burada ne var? Burada dikkat dağıtma var. Ya biz aslında şey yaptık da dikkat dağıtmamız gerekti. Ya biz bu Kayra'nın anneannesini kaçırdık. Ne? Hani eşya çalmadınız, insan çaldınız. Bak çalmak yok. Hırsızlık şeklinde değil. Tamam kaçırma var, kaçırdık. Ama sor bakayım niye kaçırdık? Ben şu an polisi aramaya gidiyorum. Hiç polisi arama çünkü kadını Suna'ya teslim ettik. Ha bir de Suna falan var işin içinde yani organize bir iş bayağı. Organize ama iyi niyetli bir organize. Şimdi olay şu, bu kadın kimseyle konuşmuyormuş. Suna da dedi ki getirin bu kadını ben konuşacağım dedi. Biz de işte... Ha, siz de kadını aldınız bayağı. Kaçırdınız yani Suna'ya teslim ettiniz. Yani o işte hemen hemen evet. Rafet'cim senin aklın mı kıt? Ha? Yahu kadın sizden şikayetçi olsa ne olacak? Seni içeri alacaklar inşallah. Ama bu çocuğu ne yapacaklar? Bu çocuğu da içeri alacaklar seninle birlikte. Ay inanamıyorum ya. Yahu sen niye bunu kıt aklına uydun? Bunun 2 gram aklı var zaten. Sen akıllı bir çocuğa benziyorsun. Abla kötü bir şey için yanmadık ki. Ne yapıldıysa iyilik için yapıldı. Aynen. Aa, ağızlara bak şunun. 2 günde kendine benzetmişsin bu çocuğu da ya. Mahalle kopiline dönmüş iyice. Çık. Çık mutfaktan. Bu çocuktan uzak duruyorsun Rafet'cim. Tamam abla. Ablan değilim ben senin. Genç bir kızım ben daha. Sen benim abimsin. Kardeşim abla dedim ya. Artık nasıl üstüme geldiyse. Neyse. Yani ya yakalansaydın Ramos, ha? Annen ne yapardı o zaman? Kadıncağız ne kadar üzülürdü. Cevabın yok değil mi buna? Yok. Tamam, olabilir böyle şeyler. Bak, bundan sonra aklında bulunsun, tamam mı? Sen kendini düşünmüyorsan bile anneni düşün. Yapayalnız kadın sonuçta. Annemden sana ne Saniye abla bu kadar? Çok mu umurunda? Niye öyle söyledi ki şimdi? Biz annemle baş başa otururken kimse arayıp sormadı bize. Şimdi mi herkesin aklına düştü? Bir saniye ben senin anneni tanıyor muyum ki? Suna bunları kafeye götür dedi saniye. Arif oğlum. Benim adımı soruyordunuz ya. Benim adım Arif. Annemi senin için terk ediyor Hayri babam. Arif. 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 Oğlum dur. Ya bırak Hayri baba. Niye buradasın sen? Annemi kim için terk ediyorsun görmeye geldim. Ama her şeyi söyledim ya size. Annenin rızasını aldın mı ya? Benim rızamı aldın mı? Ama sana da her şeyi söyledim Arif. Her şeyi sana da anlattım. Tamam dedin, evet dedin ya. Öyle olmuyor işler. Her evet evet zannetme. Saniye abla bile hissetmiş. O yüzden barışmıyor seninle. Zaten az görüyoruz bir. Bir daha da görmeyiz artık seni. Bir kere baba kaybettik. Bir daha da kaybetmek. Arif, hayır oğlum. Ya bırak. Aşık olduğun kadın kim bilmek istedim. Kendi gözümle görüp nefret edeyim dedim. İsmini cismini bilirsem de kimden de nefret edeceğimi de bilirim dedim. Edemedin değil mi? Ben geldiğim gibi memlekete dönüyorum. Anneme de bir şey demeyim.